İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Devlet Başkanlığı Talimatnamesi. Soykırım Karşıtları Derneği 20. kuruluş yılını Frankfurt'ta kutladı. Avustralya Temsilciler Meclisi'nde Ermenilere karşı soykırımla ilgili bir belge görüşülecek. Nikol Paşinyan, Avrasya Ekonomik İşbirliği'nin Ekonomik Konsey toplantısı ile Bağımsız Devletler Topluluğu'nun zirvesine katılacak. Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Doçka adlı füze sistemini denedi. Fransa'da hükümet karşıtı protestolar yeni bir ivme kazanıyor. Öğrenciler yaklaşık 100 okulu blok ettiler. Türkiye, F-35 savaş uçakları projesinde kalmak istiyorsa S-400'den vazgeçmeli. Küresel iklim değişiklikleri bir tehdittir. Batı Ermenistan milletvekillerinin seçim sonuçlarını yayınlamakla ilgili devlet başkanının kararnamesi. Batı Ermenistan Devlet Başkanı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 92. maddesi ve seçim yasasını dikkate alarak, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 93. maddesi ve seçim yasasını dikkate alarak, madde 93, yeni seçilen Ulusal Meclis'in ilk oturumu, milletvekilleri seçiminden ve Merkez Seçim Komisyonu'nun seçim sonuçlarını en erken 15 gün içerisinde açıklamasından sonra gerçekleşir. Olağanüstü seçim koşullarında Ulusal Meclis'in ilk oturumu, milletvekilleri seçiminden ve Merkez Seçim Komisyonu'nun seçim sonuçlarını en geç 30 gün içerisinde açıklamasından sonra gerçekleşir. Merkez Seçim Komisyonu seçim sonuçlarını 10 gün içerisinde açıklamak zorundadır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın 45 nolu 2-12-2017 tarihli kararnamesini dikkate alarak karar. Madde A. Oy pusulasının son oylanma tarihi 7-12-2018'dir. Madde B. Batı Ermenistan 2. Milletvekili seçiminin sonuçları 16-12-2018 tarihinde ilan edilir ve ertesi gün Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin kuruluşunun 14. yıl dönümü olan 17-12-2018 tarihinde ise yayınlanır. Madde B. Yeni seçilen Ulusal Meclis'in ilk oturumu en geç 22-12-2018 tarihinde yapılacak davet üzerine toplanır. Madde B. Kararname Batı Ermenistan Cumhuriyeti resmi bülteni tarafından yayınlanır. Garin 30-11-2018. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Soykırım Karşıtları Derneği üyeleri ve dostları 70 kişinin katıldığı etkinlikte önemli mesajlar verdi. 1998 yılından beri çalışmalarını aralıksız sürdüren Soykırım Karşıtları Derneği, soykırım tabusunun kırılması yönünde önemli çalışmalar yürütmüştür. Kuruluşundan bugüne kadar örnek alınacak çalışmalar yapmıştır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarafından soykırım inkarının asıl temelinde 1878 Berlin Anlaşması'nda Batı Ermenistan vilayetlerinde otokton Ermeni halkının eşit vatandaşlık hakları için reform yapılması zorunluluğu yatmaktadır. Batı Ermenistan sorununun çözülmesinde Ermenisiz bir çözüm arayışına gidildi. Her türlü inkar ve imha yöntemleri geliştirildi. İlk başta Osmanlı işgalindeki Batı Ermenistan ismini Vilayet-i Şark yani Doğu vilayetleri terimi yerine Helence'den Doğu anlamındaki Anatolia terimini Anadolu'ya dönüştürerek Batı Ermenistan ismini her yerde yasaklamaya ve inkar etmeye gidilmiştir. Yine kendi ismiyle anılan özel paramiliter ordusu Hamidiye alaylarını oluşturarak 1894 Batı Ermenistan'da otokton Ermeni halkına karşı soykırım uygulamaya başlamıştır. II. Abdülhamit'in aynı soykırım zihniyetini İttihat Terakki ve devamı olan Kemalizm devralmıştır. 1894-1923 yılları arasında soykırım başlayıp bitmemiştir. Batı Ermenistan işgali devam etmektedir. Batı Ermenistan Ermenileri soykırım travmasında asimilasyondan kurtulup kendi kimliklerini tekrardan elde edip haklarına sahip çıkmadıkça hiçbir şey kimse için değişmeyecektir. Soykırım üzerinde kendini inşa eden Türkiye Cumhuriyeti bir halklar mezarıdır. Asla demokratik bir hukuk devleti olamaz. Ermeni davasının Avustralya Komisyonu'nun Armen Press'e verdiği bilgiye göre Avustralya Temsilciler Meclisi soykırımları engelleme ve onun yargılanması hakkındaki Birleşmiş Milletler Teşkilatı Konvansiyonu'nun 70. yılına adanmış belgeyi 3 Aralık'ta ele alacak. Burada ayrıca Ermenilere uygulanan soykırıma da değinilecek. Belgede konvansiyonun yazarı Rafael Lemkin'in soykırım terimini Ermenilerin ve Yahudilerin olaylarına gönderme yapmak için kullandığı belirtiliyor. Ermeni davasının Avustralya Komisyonu Müdürü Hayk Kayseryan,
önemli olan Temsilciler Meclisi'nin tartışacağı belgeyi tanımasıdır. Artık kelimelerle oynamanın zamanı değildir. Bu belgenin soykırım teriminin Ermenilere uygulanan ve reddedilemez zalimliğin arasında doğrudan bir bağ olduğunu kesin bir şekilde ifade etmesidir, dedi. Belgeyi meclise getiren ve Ermeni kökleri bulunan parlamenter Tim Wilson'dur. Wilson, Temsilciler Meclisi'ne bir çağrıda bulunarak gerçekleştirilen soykırımların tanınmasına hem Avustralya'nın hem de onun sınırları dışında gelecekteki soykırımların önlenmesi için ihtiyaç vardır ifadesini kullandı. Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, 6 Aralık'ta St. Petersburg'da gerçekleşecek olan Avrasya Ekonomik İşbirliği'nin Üst Düzey Ekonomik Konseyi'nin oturum çalışmalarına katılacak. Paşinyan'ın basın sözcüsü Arman Yegoyan, kendi Facebook sayfasında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Paşinyan'ın Avrasya Ekonomik İşbirliği oturumuna katılmayacağını belirterek basında çıkan haberleri yalanladı. Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Doçka tipi füze sisteminin denemesini gerçekleştirdi. Armen Pres Ajansı'nın bildirdiğine göre Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili Nikol Paşinyan kendi Facebook sayfasında konuyla ilgili olarak füze 65 kilometre uzaklıktaki hedefe tam isabet etti diye yazdı. Ermenistan kamu televizyonunda yayınlanan Zinuj adlı programda Doçka adlı füze fırlatma sisteminin deneme atışı hakkında özel bir yayın hazırladı. France Info'dan alıntı yapan RIA Novosti Ajansı'na göre Fransa'da benzine yapılan zam kararından sonra gerçekleşen toplumsal eylemleri organize eden sarı yeleklilere okullular da katıldı. Ülke çapında neredeyse 100 okulu engellediler ve bu da polisle çatışmaya yol açtı. Overon Alp bölgesinde okullular polislere değişik maddeler atarken polisler ise göz yaşartıcı gaz kullandı. Franche-Comté'de okullular kendi kolejlerini blok ettiler. Bunun sonucunda eğitime bir gün ara verildi. Gösteriler Korsika'ya da sıçradı. Burada da okul çocukları eğitim kurumu önüne tahta çadırlar koydu. Bundan başka Paris'in varoşlarından birinde okullular eğitim kurumu önünde araba ve çöpleri yaktılar. Amerikalı üst düzey bir yetkilinin Bloomberg adlı medya kuruluşuna yaptığı söyleşide Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı James Inhofe'nin eğer Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte NATO ülkelerinin katılımıyla gerçekleşen yeni nesil F-35 bombardıman uçaklarının projesinde yer almak istiyorsa Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın almaktan vazgeçmesi gerektiğini vurguladığını söyledi. Türkiye, NATO çerçevesinde önemli bir iş ortağıdır fakat öyle davranmaması gerekir. Hava savunma alanında ihtiyaçların olduğu doğrudur fakat bu aşamada önemli olan şudur. Türkiye, Rusya ve Batı arasında bir seçim yapmalıdır. Rusya'dan S-400 sistemleri satın almaya devam ederse elbette bunun kendi sonuçları olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri savunma kuruluşlarından birinin roket analisti Steve Zalogan ise yaptığı açıklamada, NATO, Rus uzmanların S-400 sistemlerinin becerilerini öğretmek için Türkiye'ye seyahat etmesinden endişe duyuyor, dedi. Uzmana göre NATO'da Türkiye'deki Rus uzmanların F-35 savaş uçaklarına karşı S-400 testlerine girmesine izin verileceğinden endişe duyuluyor. S-400 hava savunma sistemlerinin ilk grubunun teslimiyle ilgili Rus-Türk anlaşmasına göre 4 bataryadan ikisinin 2019 tarihinde Türkiye'ye teslim edileceğini hatırlatalım. Anlaşma değeri 2,5 milyar dolardır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'ne bir konuşmada bulunan İngiliz doğa bilimci Sir David Attenborough, iklim değişikliğini engellemek için herhangi bir eylem yapılmadığı takdirde insanlık ortadan kalkabilir, dedi. Ona göre şu anda son 1000 yıldaki en büyük küresel felaketle karşı karşıyayız. Attenborough, delegeleri Polonya'nın Katowice kentinde 14 Aralık'a kadar iklim değişikliği Paris Sözleşmesi'ni uygulamaya yönelik çabalarda ilerleme kaydetmeye çağırdı. Polonya'da gerçekleşen zirveye paralel olarak 15 yaşındaki Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve dünya liderlerini iklim değişikliğine karşı harekete geçmeye çağırdı. O ayrıca medyanın insanlık için tehdit oluşturan bu konuyu devamlı gündemde tutması gerektiğini vurguladı. Kızın sözlerine göre halkın kayıtsızlığını ve adım atmamasına karşılık Ağustos ayından bu yana İsviçre parlamentosunun karşısında protesto eylemi gerçekleştirmektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size
Gıdor mu Yerging adlı halk şarkılarından bir demet sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.